Ekonomi Politik programına hoş geldiniz. Ben Mehmet Filoğlu. Bu hafta Ekonomi Politik'te Suriye'ye düzenlenmesi planlanan olası askeri harekatı ve daha da özelinde bu olası askeri harekatın ekonomik etkilerini konuşacağız. Onun dışında son dönemde Türkiye'de yaşanan zam dalgasını ve buna karşın gerileyen enflasyonu, bunun nedenlerini ve sonuçlarını konuşacağız. Onun dışında emekçilerin son dönemde ağırlaşan yaşam koşullarını da ele almaya çalışacağız. Stüdyoda konuğum gazeteci arkadaşım Recep Erçin olacak. Recep Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk Mehmet. İyi yayınlar. Telefon hatlarımızda da Ankara'dan Profesör Doktor Aziz Konukman ve Gaziantep'ten Doçent Doktor Serkan Öngere olacak. Biz programımıza sıcak gündemle, yani Suriye'ye düzenlenmesi planlanan askeri harekatla başlayacağız. Bu konunun askeri ve siyasi boyutunu değil, biz daha çok ekonomik boyutunu konuşacağız, piyasa boyutunu konuşacağız. Önce konuşmaya başlamadan önce bugün piyasalarda ne oldu bu askeri harekatla ilgili, nasıl hareket etti piyasalar, onu izleyelim. Suriye'ye olası askeri harekat ile ilgili gelen haber akışı Türkiye piyasaları üzerinde baskı yaratıyor. Dolar TL bu sabah 5.85 ile 30 Ağustos'tan beri en yüksek seviyeyi gördü. Türk lirası benzer para birimlerine göre olumsuz ayrıştı. ABD Başkanı Trump, Türkiye'ye ilk aşamada Suriye'ye askeri harekat yapma konusunda yeşil ışık yakmış olsa da, planlanan saldırının sınırları aşması durumunda Türkiye'yi ekonomisini yok etmekle tehdit etti. ABD'li yatırım firması BBH'in kur stratejisti Win Thien'e göre son açıklamalar iki ülke ilişkilerinde belirsizlik yaratıyor. Türk lirasının çok zayıf temellere sahip olduğunu vurgulayan Thien, para biriminde negatif ayrışmanın sürmesini beklediklerini belirtti. Monex Europe kur analisti Simon Harvey ise önümüzdeki 48 saatin lira için çok kritik olacağı görüşünde. Harvey, dolar TL'de yeniden 6 seviyesinin aşıldığını konuşmaya başlayabiliriz dedi. Evet, bu sıcak gündemin ekonomiye nasıl etki ettiğini telefon hattımızdaki Profesör Doktor Aziz Konukman'la konuşacağız. Aziz Hoca, hoş geldiniz yayınımıza. Günler. İyi günler. Aziz Hoca, askeri harekat konuşuyoruz. Bunun siyasi ve askeri boyutu bolca konuşuluyor zaten her alanda, gazetelerde, televizyonlarda. Biz daha çok ekonomik boyutuna burada ele almaya çalışacağız. Bu askeri harekatın bu kadar geniş çaplı olacağı düşünülen askeri harekatın ekonomik maliyeti ne olabilir? Türkiye hazinesi, Türkiye'nin halihazırdaki ekonomik dengeleri bu harekatın altından kalkabilir mi? Ya şimdi siz bütçe rakamlarına bakarak söylüyorsunuz değil mi, böyle hesaplar ne olur diye. Bunlar bütçede gözükmeyebilir. Savunma sanayi fonu var. Uzun yıllardır oradan da ciddi bir savunma harcamaları yapılıyor. Ve bu Sayıştay denetimine tabi değil maalesef. Dolayısıyla biz bütçe kaynaklarından onu görme şansımız yok. Ama bütçe üzerinden gidersek tabi bu bütçenin orada öngörülen şeyleri tutturamayacağını gösterir. Zaten çok ciddi bir açıkla kapanacak olan 2019 yılı bütçesi bunu 2020'ye daha kalmadan oradaki rakam, yani son revize olan rakam bile zor tutturulabilir. Yani onu çok açık bir şekilde söyleyebiliriz. Üstelik o rakamlar da yetmez. Demin ifade ettiğim gibi işin içine şeyi de katarsak, savunma sanayi fonundan yapılacak harcamaları da katarsak rakam daha da büyük boyutlara ulaşabilir. Peki Türkiye ekonomisinin çok ciddi sorunları var. Bütçenin ne kadar açık verdiğinden bahsettiniz. Bu süreçte bu tarafa kaynak aktarmak ne kadar doğru? Burada öncelikler nasıl belirlenmeli? Vallahi şimdi tabii dışarıda bu tür girişimler içerideki bütün dengeleri bozacak nitelikte. Bu tabii bir siyasi tercih. Yani siz kaynağınızı ülkenin refahı için kullanmayı da tercih edebilirsiniz. Ya da ben şu an saldırı altındayım. Bunu ikna ederek toplumu, meclisi bir saldırıyı bertaraf etmek için ben oraya bir Türk ordusunu göndermek durumundayım da diyebilirsiniz. Bütün bunların
ne derece sağlıklı olup olmadığını bilmiyoruz. Kamuoyu bilgilendirmiyor. Yani mecliste bugün bir toplantı yapıldı. Bilmiyorum sonucunu bilemiyorum. Nasıl kararlaştırıldı. Yani bunun maliyeti nedir? Sayın vekiller bunu bilebiliyor mu? Yani buraya ne kadar kaynak tahsis ediyor? Deminki söylediğim savunma sanayi fonu kaynakları da dahil. Çünkü buradaki bilgiler kamuoyuna açıklanmıyor. Sayıştay denetimine tabi değil. Biz bu yükleri bilmeden bir fayda maliyet analizi yapma pozisyonda değiliz. Yani ama şunu peşinen söyleyebiliriz. Haklı nedenimiz de olsa oraya yapacağımız bir çıkartmanın ya da işte oraya ordunun oraya gitmesinin çok ciddi Türkiye ekonomisine yükler olacaktır. Bunu görmek lazım. Bu olası operasyonu bir kenara bıraksak dahi aslında şu anda dün hazinenin nakit dengesi de geldi. Sadece Eylül ayında 22 milyar liralık açık var. Orada aslında bir kara deliğe ulaşan ve artık çözülmesi giderek de zorlaşan bir açık söz konusu. Burada bu sorun nasıl çözülebilir? Bu açığın illaki şimdi hükümetin denediği gibi zamlarla mı çözülmesi gerekir yoksa hangi adımlar atılması gerekiyor o noktada? Vallahi onu anladık. Hiç şaşırtıcı bir durum değil. Zamları artırıyorlar, görüyoruz. Dolayısıyla yani bu hükümetin ezberinde bundan başka çözüm yok. Sıkıştı mı zamlar, yeni vergiler gündeme gelebiliyor. Yani düşünün hiç şeyi de temiz değil sicilide. Yani deprem vergilerini otoyollara, yollara ayıran canım, hatta bir Maliye Bakanımız vardı hatırlarsanız, kitleri aslanlar gibi sattım diyen, o da şöyle bir yanıt vermişti. Canım yani ahlaki konuşmak gerekirse zaten deprem için harcanacak diye bir kural yok. Bu havuza girmiş bir paradır. Oradan istediğimiz yere harcarız dedi. Dolayısıyla böyle bir geçmiş sicili olan bir iktidarın vergilere başvuracağı, yeni vergiler ihdas edeceği çok net bir şekilde gözüküyor. Bir de burada savunma harcamaları işin içine girdiğinde yani toplumun refahına ayrılabilecek kaynaklar heba olmuş olacak. Düşünün, EYT'liler için kaynak bulamayan bir siyasal iktidarla karşı karşıyayız. Kaldı ki EYT meselesi bir kaynak meselesi değil. Çağdaş bir devletin kendi hatasından kaynaklanan, kendisinin yanlış uygulamalarından kaynaklanan, mevzuatı allak bullak etmesinden kaynaklanan, sorumsuzluğundan kaynaklanan bir sorun. Bu sorun bütçe ile hesabı yapılmadan çözülmesi gereken bir sorun. Yani tartışılması gereken EYT'lere nereden kaynak bulacaksın sorusu değil. Bu sorun nasıl çözülür? Devlet bu yaptığı yanlışlıkları nasıl düzeltir şeklinde olması gerekirken biz başka bir mecrada tartışmaya girdik. Dolayısıyla orada kaynak bulamayanların savunma harcamalarına kaynak bulması hakikaten düşündürücü. Aziz Hoca çok teşekkürler yaptığınız değerlendirmeler için. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Evet Recep, Aziz Hoca'nın bıraktığı yerden başlayalım. Önce müsaadenle ama o hazinenin nakit açığının, hazinenin dengelerin bozulmasının ayrıntılarını haberimizde izleyelim. Daha sonra üzerine konuşalım. Kamu maliyesi Eylül ayında da bozulmaya devam etti. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre nakit açığında büyük artış görüldü. Geçen yıl Eylül ayında 8 milyar lira açık veren hazine bu yıl aynı ayda 22 milyar lira açık verdi. 9 aylık dönemde ise geçen yıl hazinenin toplam açığı 90 milyar lirayı buldu. Üstelik bu dönemde Merkez Bankası'ndan hazineye yaklaşık 80 milyar lira kaynak aktarıldı. Bu etki dışarıda bırakıldığında hazinenin faiz dışı harcamalar tarafında tarihinin en kötü performanslarından birini gösterdiği ortaya çıkıyor. Bu noktada ekonomi yönetiminin önünde iki seçenek bulunuyor. İlki harcamaları kısmak. Ancak bu yöntem çok olası değil. Çünkü kamunun giderleri büyük oranda personel ödemelerinden oluşuyor. Burada bir kısıntı mümkün değil. Diğer harcamaları da ekonomik küçülme döneminde kısmanın olumsuz sonuçlar doğurabileceği değerlendiriliyor. İkinci seçenek ise gelirleri artırmak. Bu da vatandaşlara yüklenecek yeni vergiler anlamına geliyor. Birçok uzman İstanbul seçiminin ardından başlayan zam dalgasının sürmesini bekliyor.
Evet Recep, sen bir ay önceydi sanırım şöyle bir haber yapmıştın. Hükümet ekonomik krizin önüne geçmek için 80 milyar lira mıydı o zamanlar? Bayağı bir para harcadı. 120 milyar liraydı galiba. O kadar para harcadı ama bunu bir karşılığında alamadı demiştin. Aslında dün gelen veri, dün akşam hazineden gelen veri bu hükümetin harcamalarının devam ettiğini gösteriyor. Bir yandan aslında az önceki bıraktığımız konudan da devam edebiliriz. Çok ciddi bir nakit açığı var Türkiye'de. Ekonomik kriz var. Ekonomik krizin sebebi sonucu olarak düşen gelirler ama artan harcamalar var. Bir yandan da yeni harcama ihtimalleri var. Hani bu toplam, bunun tamamını değerlendirdiğimizde hazinenin durumunu sen nasıl değerlendiriyorsun? 79 milyar TL Merkez Bankası'ndan hem temettü hem yedek akçe. 104 milyar TL'de 8 ayda borçlanma vardı. Ben çok seyahat ettiğim için son dönemde bakamadım dün akşamki verilere. Ama açık 80 milyar 9 ayda ulaştı. Muhtemelen borçlanma gene artmıştır. 104 milyarlık borçlanma olmuştur. 120 belki 110. O 8 aylık sürece baktığımızda toplam 183 milyar TL'lik bir harcama, yani ilave ekonomiye sokulan bir para vardı. Buna rağmen metropoller kaybedilmiş, ekonomik durgunluktan, resesyondan çıkılamamış, işsizlik de artıştırmış durumdaydı. Bilhassa enflasyon da artıyordu bununla beraber. Kötü bir ekonomik tablo Türkiye'nin önündeydi. Bu para nereye harcandı, bu para nereye gitti diye sormuştuk. Haberinizde de işlemişsiniz. Yani bütçe harcamalar kaleminde özellikle ciddi bir katılık var. Bu katılık neden kaynaklı? Sadece personel diye bakamayız. Cari harcamalar yolunda ciddi bir sıkıntı var. Cari transferlerde. Bir de Sosyal Güvenlik Kurumu'na yapılan ödemeler var. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim, ödemelerden ziyade bu işverenlere istihdam artırsınlar diye seferberlik kapsamında verilen paralar var. Veya vazgeçilen bütçe kalemi var gelirler anlamında. Oradan da her ay hatırı sayılır derecede bir kamu maliyesine yük geliyor diyebiliriz. Bir de ekonomi kriz nedeniyle bütçe gelirleri kısmına baktığımızda özellikle vergi gelirlerinde ki artışların enflasyonun çok çok altında olduğu, harcamaları ise enflasyonun üzerinde devam ettiği görülüyor. Yani Türkiye ekonomisinin klasik yapısıdır. Hatta genel ekonomilerin klasik yapısıdır ama Türkiye'ye çok daha uyuyor. Ekonomik kriz dönemlerinde özel sektör yatırımları ve harcamalarını kestiği zaman, hane halkları da kestiği zaman kamu ekonomiyi canlandırmak için bir takım girişimlerde maliye politikasını devreye sokuyor. Fakat Türkiye'nin bunun için kaynağı var mıydı yok muydu meselesi gündeme geldi. Kaynağı vardı. İşte yedek akçeyi kullandık. Merkez Bankası'nın temettüsünü kullandık. Türkiye hazinesi hala borçlanmasına devam edebiliyor. Alınan 104 milyar TL'lik borcun çok büyük bir kısmı iç borçlanmaya yönelik de. Hala hatta bakıyoruz şimdi mesela hazine tahvilleri de mesela %14'e geriledi bugün itibariyle. Hatta %13'e kadar inmişti. Bugün %14 oldu bu son gelişmeler nedeniyle. Düşük de borçlanma dönemi devreye giriyor şu anda. Borçlanma imkanımız sürüyor. Fakat YEP'e baktığımız zaman 2019 itibariyle dolar bazlı milli gelir dış borç oranına bakınca %62'ye geldi. Yani bu 2001 krizinden bile yüksek bir oran. Çok krizli dönemi eski bildiğimiz yöntem borçlanarak devam ettiriyoruz. Şimdi borçlanmanın getirdiği sonuç ne? Trump tweet'i. Yani sen borçlanmaya bu hızla devam edersen Trump tweet atar, Trump öksürür, Trump hapşırır, Trump ne haber lan der. O zaman piyasaların alt üst olur. Bizi getirdiği nokta burası bu işin. Ben de şeyi merak ediyorum. Aziz Hoca doğru söyledi. Yani hatta rahmetli Güngör Uras ilk bu operasyonlar başladığı zaman Suriye'nin kuzeyine yönelik güney sınırımızda. Çocuklar dedi, ciddi bir harcama yapılıyor. Savunma harcaması. Bu savunma harcaması bütçede görünmüyor. Bu para nereden geliyor, nereye gidiyor? Bunu bir inceleyin, bunu bir bulun demişti. Hocam dedim, yani ben zaten siz bulamıyorsanız ben bunu nasıl bulayım dedim. Yıllarca devlette şurada burada planlamada, TÜSİAD'da görev yapmış insansınız. Hakikaten akademisyenlerin de sorduğu bir konu bu. Savunma harcamalarında ciddi bir şeffaflık sorunu var. Yani ne olursa olsun sonuçta harcanan para kamunun parasıdır, milletin parasıdır. Bunun da kalem kalem açıklanması lazım belki de nereye ne gidiyor diye. Ne kadar seferberlik yapacaksa millet de ona göre yapsın. Bunu söylemek lazım burada. Ama dediğim gibi yani şimdi bakıyorsunuz 9 ayda 80 milyar açık var. Bütçede aynı şekilde açık verecek zaten. Hazine hareket dengesi. Borçlanmayla sürdürülebilen bir açıklar ekonomisiyle karşı karşıyayız. Şansımız
ithalat çok daraldığı için cari tarafta, dış denge tarafında dış fazla var son birkaç aydır. Ama seninle de konuştuk yayın öncesi, son iki aydır Ağustos, Eylül o da değişmeye başladı. Oradaki denge de değişmeye başladı. İthalat hafif hafif kıpırdanıyor. İthalat niye yapamadı? Türkiye döviz bulamadı dışarıdan. Döviz bulamadığı için ve Türk şirketlere net itfaiye yaptıkları için, net dış borç ödemesi yaptıkları için içerideki paralarını dışarıya aktardılar. Mecburen haliyle dış borçlarını ödemeleri gerekiyorlardı. Çünkü riskleri o kadar yüksek ki. Bak, ben burada zaman zaman yazılarımda da ifade ediyorum. Böyle katıldığım toplantılarda ifade ediyorum. Merkez kapitalist ülkeler çevre ekonomilerine borç verdikleri zaman bu borcun belli bir seviyeye ulaştığı zaman, yani bu da genellikle şeydir, milli gelirin kısa vadeli borç çevrimi milli gelirin işte %30'una falan tekabül eder Türkiye'de. %30'u aştığı zaman o kısa vadeli ödeme itfa şeyse hemen seni borç ödemeye sevk ettirirler. Bu Brunson krizi çıkartır, tweet krizi çıkartır, başka bir kriz çıkartır, anayasa kitapçılığının atılmasıdır. Bu ne olursa olsun yani bunun matematiği budur. Hemen seni bir ekonomini böyle bir sallar, hadi bakalım der, artık borç ödeme zamanın geldi, yavaş yavaş öde. Kamu bunu yapmıyorsa, siyasi sahipleri elindeki dış politik gücü kullanıyorsa ki bugün Türkiye hükümetinin yaptığı odur. Ama özel sektörüne bunu yaptırtır. Niye? Çünkü baktığın zaman Türkiye'nin hem ihracat anlamında yani bugün güçlü kurumlarına çoğu yabancı ortaklıdır. Çoğu yabancı şirketlerdir. Bankaların %55'i yabancılardadır. Şimdi bugün bas bas bağırıyorlar. Hem Ankara Sanayi Odası bağırıyor, İstanbul Sanayi Odası bağırıyor. İhracatçılar çıkıp bağırıyorlar. Bakanlarımız çıkıp bağırıyorlar, diyorlar ki işte bankalar kredi vermiyor. Bankalar kredi vermiyor da özel bankaların hepsi yabancı tek elinde. Sen bunları özelleştirirken sormadın mı kendi kendine bunu? Ben bunları satarken yarın öbür gün ekonomiye kaynak aktarma zamanı geldiği zaman bunlar bunu yaparlar mı yapmazlar mı diye. O zaman uyardık. Bu kadar özelleştirme, bu kadar pesbaya bir şekilde, pecmürde bir şekilde bu özelleştirmelerin yapılması hesapsız kitapsız bunun sonuçları olacak da bugün sonuçlarını görüyoruz. Yani ne yapılıyor? Hazine borçlanıyor, kamu borçlanıyor. Kamu eliyle, kamu bankaları eliyle kredi genişlemesine devam edilmeye çalışılıyor ama ekonomiye bunun pozitif katkısını göremiyoruz hala. Göremedik. Bakın Sayın Berat Albayrak yapı açıklarken söylediği bir şey var. İkinci yarıdan itibaren toparlanma görüyoruz dedi iç piyasada. Ya TÜİK yalan söylüyor ya Sayın Bakan'ı birileri yanıltıyor. TÜİK'in verilerine bakalım. Perakende satışlar düşük, iş pazar düşük, tüketici güveni düşük. Ona bakalım. Ben bir araya giriyorum Recep. Yayın başında da bahsettik aslında. Şu anda mecliste tezkere görüşmeleri devam ediyor. Parti temsilcileri konuşuyor. Oraya bir bakalım, konuşmaları takip edelim. Niye söylüyoruz? Arkadaşlar geçen gün bu Cumhurbaşkanı'na bu bilgi notlarını gerçekten veren her kimse biz kendisine önerelim buradan hemen görevden alsın gerçekten kendisini. Bu Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda biliyorsunuz Cumhurbaşkanı'nın bir açıklaması oldu. Bayağı da tartışıldı. Fakat şöyle yapmıştı Cumhurbaşkanı konuşmasında. Şu fotoğrafı ben bulabildim. İyi çözünürlüğü yok ama görüyorsunuz bu konuşma. Burada şu gördüğünüz harita aslında şeyi hatırlattı. Siyasete girmeden önce Amerika'da üniversitede akademisyendim. Orta Doğu dersini verirken Orta Doğu'da İsrail ve Amerika politikalarını eleştirirken şu haritayı sürekli olarak kullanırız gerçekten. Amerikalı çocuklar kendi devletlerinin ne tür bir rezaletin içerisinde olduklarını görsünler diye. 1948'den günümüze kadar İsrail'in peyderpey adım adım Filistin topraklarını işgal ve ilhakı. Bunun resmidir aslında. Sonuna kadar gayrimeşru, bütün uluslararası hukuka ters ve son derece vahşi bir politika Filistin'i tamamen yok etmeye çalışan bir mantığı teşhir eden bir haritadır. Fakat Cumhurbaşkanı bu konuşmasından sonra başka bir fotoğraf daha gösterdi, başka bir harita. Şu haritayı gösterdi arkadaşlar. Bu da planlanan güvenli bölge haritası. Belki Türkiye'de yandaş medya bunları vermiyor ama bu iki görüntüyü, bu iki resmi üst üste kullanması gerçekten Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nu takip edenler bilir. Ciddi bir alay konusu oldu. Arkadaşlar bu güvenli bölge dediğiniz yerde insanlar yaşıyor ya. Kürtler yaşıyor, Araplar yaşıyor, Keldaniler yaşıyor, Yezidiler yaşıyor, insanlar yaşıyor. İnsansız bir coğrafya değil. Şu an güvenli bölgeyle kastedilen şey şudur. Bir taraftan, bu arada 30 kilometre
30 kilometre. Başka bir şey daha söyleyeyim konuşmayı derinleştirmeden önce. Şu Cumhurbaşkanı'nın 2019 yılında BM Genel Kurulu'nda gösterdiği harita. Peki şu ne dersiniz? Şu. Böyle kameralar da iyi çeksin. Bu Hafız Esad'ın Arap kemeri politikası. Çok büyük bir görsel benzerlik var. İçerik olarak da benzerdir. Farklılıkları olmakla birlikte. 1965'te Baas Partisi, iktidar partisinin nefretle bahsettiği Baas Partisi'nin Kürtlerin yaşadığı bölgeleri Araplaştırma haritası bu. Ne yaptılar? 150 bin Kürt'ü o zaman çiftçiyi topraklarından ettiler. Topraklarını devlet mülkü haline getirdiler. Sonra Deyra'dan, Humus'tan, İdlib'den, Rakka'dan getirdikleri Arapları Kürtlerin meskun olduğu o alanlara yerleştirdiler. Buna Arap kemeri politikası diyorlar. Şu an Cumhurbaşkanı'nın iştahla dillendirdiği şey nedir? Siz diyor dünyaya söylüyor, özellikle Avrupalılara, hatta parasını da siz bize verin, 25 milyar euro tutuyor. Siz müsaade edin, biz o bölgeyi güvenli bölge yapalım. E tabi Kürtleri oradan çıkaracağız. Yerine kimi yerleştireceğiz? Yerine Suriye Savaşı'nın artığı olarak hayatları parçalanmış, bir şekilde Türkiye'ye sığınmak zorunda kalmış olan insanları biz buraya yerleştireceğiz. Kıymetli arkadaşlar, etik olan, insani olan, ahlaki olan, doğru olan siyasetçidir. Tabii ki Suriye'de, bu bölgelerde, şu güvenli bölge olarak tariflenen bu alanın içerisinde yaşayıp daha önce şu bu sebeple ülkesini terk etmek zorunda kalan bütün insanların tekrar bu bölgeye girmesi için hepimizin çalışması lazım. Biz HDP olarak sonuna kadar buna da destek veriyoruz. Yalnız bir şartla. Tel Abyad'dan çıkan insanlar Tel Abyad'a gelsin. Serekani'den çıkanlar oraya gelsinler. Rasulay'dan çıkanlar oraya gelsinler. Fakat siz Hama'dan, Humus'tan, Derezor'dan, Rakka'dan, oradan buradan insanları biz getireceğiz, bu bölgeye yerleştireceğiz derseniz bir, savaş suçu işlemiş olursunuz. İki, insanlığa karşı suç işlemiş olursunuz. Üç, önümüzdeki dönemde Suriye'de halklar arasındaki onlarca kavganın tohumlarını atmış olursunuz. Dolayısıyla evet, mülteci meselesine çözüm bulmak gerçekten gerekli. Bu insanları zorlamadan, ikna ederek ama ülkelerinde belli bir istikrar da sağlanmasını temin ederek bu insanları oraya göndermek lazım. Fakat nüfus mühendisliği yapmak, yani şu Hafız Esat'ın Baas Partisi'nin bu demografik mühendisliğini, bu etnik kırımını tekrar 40-50 yıl sonra tedavüle sokmak en büyük suç olur. Kıymetli arkadaşlar, güvenli bölge meselesine tekrar döneyim, zamanım az kaldı, toparlamaya çalışayım. Sınırın diğer tarafında IŞİD varken Türkiye'nin vurduğu tek bir sivil yoktur bütün sınır boyunca. Sınırın kontrolü IŞİD'de olduğu zaman 2014-2015, kayıtlara bakabilirsiniz, check ettik. Ve Türkiye'nin IŞİD'in kontrolündeki sınır kapılarından sınır ticareti var, resmi. Şu an cezaevinde olan kıymetli grup başkan vekilimiz İdris Baluken bunu meclis gündemine de taşımıştı. IŞİD'in kontrolündeki kapılardan sınır ticareti yapılıyordu ve gidiş gelişler oluyordu. Ne zaman ki Kürtler sınır kapılarını aldılar, sınır ticareti kesilmekle kalmadı. Aynı zamanda o sınırda olan sivil militan herkes hedef haline geldi ve Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlem Evi'nin verilerine göre Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınır hattında öldürdüğü sivil sayısı 422'dir. Rakam farklı olabilir, olabilir. Fakat arkadaşlar, savaş çıktığı zaman ölüm olur. Şimdi savaş çıksın efendim, sadece biz işte gideceğiz, bazı militanları, örgüt militanlarını tutacağız, yok edeceğiz falan. Yok böyle bir şey. Bu vesileyle Tabipler Birliği'ni buradan tekrar saygıyla, buradan kendilerine selamlar göndermek istiyorum. Çok hatırlıyorsunuz, Afrin işgali öncesinde Tabipler Birliği çıktı, şöyle hiçbir şey demedi, tek bir şey dedi. Savaş dedi bir halk sağlığı sorunudur ya. Bu ülkenin doktorları bunlar. Niye? Çünkü savaş çıktığı zaman insanlar ölür.
Sivil de ölür, yaşlı da ölür, genç de ölür, insanlar ölür. Dolayısıyla savaşın çıkmaması hepimizin faydasınadır. Bu kadar milliyetçi hezeyanların yükseldiği bir dönemde biz şunun farkındayız. Barış istemek, barış savunmak öyle kolay bir şey değildir. Türkiye'nin şu ikliminde en fazla cezaya çarptırılanlar barışı savunanlardır. Barış akademisyenlerini mesela biliyorsunuz Anayasa Mahkemesi sonra beraat ettirdi 3 yıl süründürdükten sonra. Doktorlar, bu ülkenin doktorları, insan sağlığıyla ilgilenen doktorları barış diyor. Dolayısıyla bizim hem ana muhalefetten hem de iktidar partisinin içinden diğer siyasi gruplardan gerçekten vicdanına ve aklına göre oy kullanmasını istiyoruz. Ben şunun farkındayım. Birçok insan bu tezkerelerle bu meselenin çözülmeyeceğinin çok iyi farkında. Evet, Hişyar Öztürk'ün açıklamalarını ekrana getirdik. Mecliste tezkere görüşmeleri devam ediyor. Sonuçlandığı vakit sonuçlarını da ekrana getireceğiz diyelim. Biz Suriye konusunu, Suriye askeri harekat konusunu da geride bırakalım. Son 20 dakikamız artık. Zamlar konusuna geçelim. Çünkü gerçekten herkesin canını yakan bir zam dalgası var Türkiye'de. Buna karşılık düşen enflasyon var ve bunu yarattığı tartışmalar var. Bununla ilgili özellikle son birkaç günde gelen zamlarla ilgili haberimize birazdan gireceğiz ama önce bir canlı bağlantımız var. İstanbul'da Gezi davası görülüyor ve bir ara karar çıktı. Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamına karar verildi. Sezgin Tanrıkulu bununla ilgili açıklama yapıyor. İzliyoruz. Bir algıyla sordu. Soru sorma biçiminden de aslında kararın böyle çıkacağı aşağı yukarı belliydi. Bugün ve yarın mecliste yargı reformu görüşülecek. Dün Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. Yargının bu işleyişinden dolayı aslında yargı reformu gündeme gelmişti. Ben de hep şunu ifade ediyorum. Yani yargı reformuna ihtiyaç yok bana göre. Bu yargıçların zihniyetinin değişmesi lazım. Siyaset kurumunun yargıdan elini çekmesi lazım. Ve bu yargı zihniyetinin değişmesi lazım. Maalesef özgürlükten, insan haklarından, adaletten yana bir yargı anlayışı yok. Ayrıca bunu mecliste de ifade etmiştim. Bu dava aynı zamanda bu açılan iddianame 17-25'ten sonra imha edilen o tapelerin yeniden kullanılmasına imkan verecek bir iddianamedir. Bu kıymetlendirme yarın öbür gün 17-25'teki tapeler içinde yapılır, teknik takipler de içinde yapılır. O nedenle kim yapmışsa nasıl yapılıyorsa bu yargı zihniyeti aynı zamanda Adalet ve Kalkınma Partisi'ne de kurulan büyük bir tuzak var burada. Buna da mecliste dikkat çekmiştim. Bir kez daha burada dikkat çekiyorum. Çizellerin alınması konusu ise evet CMK'da görüntülü ses ve kayıt yapmak, ses ve görüntü kaydı yapmak yasak ama çizellerin orada kalması yasak değil. Bugüne kadar bütün davalarda sanatçılar bu çizimleri yaptılar ve kamuoyuyla paylaştılar. Bugün yargıç sabahtan belli bir süre sonra, bir saat sonra falan çizellerin salonda olmamasını istedi ve çıkarttı. Bu da tamamen hukuk dışı bakın. Yasak olan dışındakilerini şeyde yapabilirsiniz, salonda yapabilirsiniz, çizebilirsiniz, bunu yayınlayabilirsiniz. Buna da mahkeme maalesef yasak getirdi. Diğer davalara yayılmaz. Bunu bakanlığa da bildirdim ayrıca. Osman Kavala'nın tutukluluğuyla alakalı bir sonraki duruşmaya ilişkin bir öngörünüz var mı? Şöyle peki? Yani Osman Kavala hukuki nedenlerle tutuklanmadığı için, hukuki nedenlerle tutuklamasına devamına karar verilmediği için ancak siyaset kurumu daha önceki benzer davalarda olduğu gibi iadesini değiştirirse özgürlüğüyle ilgili bir gelişme olabilir veya Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde duruşması var. Bu yılın sonundan önce ben karar çıkacağını düşünüyorum. O kararın sonuçlarına göre tahliye imkanı olabilir. Evet, Sezgin Tanrıkulu'nun açıklamalarını ekrana getirdik. Gerçekten Türkiye gündemi yoğun. Devamlı canlı bağlantılarımız da oluyor ve olmaya da devam edecek. Gezi davasında bir an önce neticelenmesini artık hepimiz herhalde istiyoruz diyelim. Biz zam konusuna geri geliyoruz. Son dönemde kamu kendi yönettiği fiyatlara üst üste zamlar yaptı. Onların ayrıntısını izleyelim. Kamunun yönlendirdiği bazı fiyat ve ücretlerde geçmiş enflasyon yerine YEP enflasyon hedeflerine göre ayarlamalar yaparak böylece enflasyondaki atalet etkisini sınırlandıracağız. Açıklamanın üzerinden sadece 7 gün geçmesine karşın kamu tarafından birçok hizmete %20 zam yapıldı. İlk olarak köprü ve otoyol ücretleri %20 artırıldı.
Boğaz köprüleri otomobil geçiş ücreti 10,5 liraya yükseldi. Ardından tren ve posta ücretleri aynı oranda zamlandı. İstanbul-Ankara arası tren ücreti 71 liradan 85,5 liraya çıktı. Devlet Demiryolları'nın tüm hatlarındaki ücretleri de aynı oranda zamlandı. PTT'de tüm gönderi ücretlerini %20 yükseltti. Geçtiğimiz aylarda da elektrikten doğalgaza, çaydan sigaraya kadar birçok ürüne çok yüksek oranda zamlar yapılmıştı. 2020 için memurlara %4 artı 4 zam yapıldığı düşünüldüğünde, hükümetin düşük zam sözünü sadece emekçi ücretlerinde uyguladığı görülüyor. Bu da krizin yükünün genel olarak ücretli kesime yüklemeye çalışıldığını gösteriyor. Evet, Berat Albayrak'ın geçmiş enflasyonu değil, beklenen hatta bizim kendi hedefimiz olan enflasyonu dediği rakam %8,5. Zamların o oranda olması gerekiyordu. Ancak hükümetin sadece memur ücretlerinde bu oranı dikkate aldığını görüyoruz. %4 artı 4 zam yaptı memurlara. Ancak birçok ürün ve hizmetin fiyatında çok ciddi yükseltmeler, çok ciddi zamlar olduğunu görüyoruz. Devamının da gelme ihtimali var, az önce konuştuğumuz konuyla bağlantılı olabilir. Zaten bağlantılı gitmeden önce sen oraya doğru gidiyordun. Ben seni böldüm, sözünü kusura bakma tekrardan. Ne diyorsun bu zamlar konusunda ve bu zamların devamı gelir mi? Zamlar gelirken enflasyonun düşmesi de ayrı bir tartışma konusu, ona da ayrıca değiniriz. Şimdi bu enflasyon hedefini endeksli zam meselesi nedense sadece işçilere, emekçi kesime uygulanıyor. Bunu kim istiyordu Türkiye'den? IMF istiyordu. Yani bu bildiğiniz IMF programı. Merkez Bankası'nın da geçen yılki enflasyon raporu raporunda bu gündeme getirilmişti. Bu enflasyonu dengelemek için. Yani ücretler tarafında bir baskılama söz konusu ama zamlar tarafına baktığınızda, harcama kalemlerinde, kamuya gelecek gelirler anlamında baktığınızda da sürekli bir artış söz konusu. Yani birbiriyle uyumsuz bir enflasyon şeyi var. Kaldı ki Türkiye'deki enflasyon talep enflasyonu değil şu anda. Yani son 2 yıldır gördüğümüz yüksek enflasyon, hatta son 3 yıldır diyelim, talep enflasyonu değil, maliyet enflasyonu. Kur kaynaklı bir enflasyon var. Dışa bağımlı ekonominin getirdiği bir enflasyon yapısı var. Bunu dikkate almayıp sen gidip emekçileri zaten döviz nezdinde bakarsan ciddi şekilde yoksullaşmış. Yani hem maliyet enflasyonu yemiş hem de kur şoku yemiş. Yani gelirleri ciddi anlamda daralmış emekçi kesime bakarsan bir de buradan üstüne vuruyorsun. Ne olacak? Ekonominin nasıl canlanmasını, iç pazarı nasıl toparlanmasını bekliyorsunuz? Yani hakikaten YEP'te diyor ki hane halkı harcamaları, tüketim harcamaları %4 nokta küsur artacak diyor önümüzdeki yıl. Son 3 yıla baktığımızda Uğur Gürses çok güzel yazmış. %3 civarlarında artıyor. Yani sen ne yapacaksın da hele böyle bu politikaları uygularsan, emek kesiminde yönelik bu tür politikalar, ücret politikalarını uygularsan nasıl bir artış öngörüyorsun, nasıl artış bekliyorsun? Yani bunu aslında havuz programı diyebiliriz. Yani bir kişinin 100 liralık geliri varsa zorunlu harcamalarını eskiden 20 yerine 25 veriyorsa. Yok ya, bu havuz problemi falan değil çıkıyor. Ya bu kara delik problemi. Yani nereye ne gitti belli değil ya. Şu anda hakikaten kamuda ne oldu belli değil yani. Şimdi bugün konuşuyoruz, şu zor süreci Türkiye iyi atlattı dedi bir arkadaş yani. Bakınca hani ekonomi çökmedi. Dedim ki ben zaten ekonomi çökmesini beklemiyordum. Daha ne olabilir? 3 çeyrek daralmışsın. Kaldı ki Korkut Boratav Hoca'nın daha önceki milli gelir ve istihdam verilerini dikkate alarak, daha doğrusu istihdam kaybı verilerini dikkate alarak incelediği yazısında, yani ekonominin %2'lerde değil, son 3 çeyrektir. %4,5'larda, %5'lere yakın daraldığı görülüyor ki yani bu Türkiye'nin yaptığı hesaplamaya göre %2'lerde kalıyor bu iş. Daha da yüksek bir daralma var ki halk nezdinde bunu görüyoruz. Ya AVM'lerin dolulukları söyleniyor. İşte alışverişin arttığı. Hayır abi, alışveriş falan arttığı yok. Perakende satış verilerine bakıyoruz. AVM cirolarına bakıyoruz. Perakende satış hacmine bakıyoruz. Yani TÜİK'in açıkladığı cirolara bakıyoruz. Tüketici güvenine bakıyoruz. Ciddi düşüşler var. Şimdi yayın önce sonra da değinelim dedik bu zamlar ve enflasyon meselesinde. Private label denen özel markalı ürünler, bu biliyorsunuz AK Parti'nin politikasıydı. Öteden bu yana süpermarket zincirlerini yaygınlaştırmak. Hatta iktidara yakın. Private label dediğimiz şey marketlerin kendi ürün. Markası. Kendi özel markası olabilir. Yani senle ben bir tane işletme kuruyoruz. Taşeron gibi aslında. Yani şu mesela piyasada bu seramik bardak 10 liraya satılıyorsa genel pazarda, biz bunu markete 5 liraya üretiyoruz. Ölçek ekonomisi yaratarak. Şimdi dolayısıyla markette bunu 7 liraya satıyor. Fiyatları aşağı çekmiş oluyor. Kendi üstüne şey yazıyor işte, Ahmet, Mehmet, Recep yazıyor vesaire. Biz onlarla çok bir araya geldik o dernekle beraber. Adamların söylediği şu, faraza söylüyorum tabii bu rakamı, 20 milyarlık mal üretip satıyorum ama benim kazandığım, patron olarak benim kazandığım bir genel müdürün maaşını geçmez.
Yani, yani burada da farklı bir sermaye yapısı, patronaj yapısı gündeme geliyor. Oradaki işçi ücretleri çok düşük. Ciddi şekilde işçi ücretleri düşük. İşletmenin karlılığı çok düşük. Yani çok ucuza satmak zorunda kalıyor. Hatta onların bir takım şeyleri vardı yani. Boğuluyoruz artık. Bize bir el uzatılması lazım diye. Ama hükümetin politikası hem de süpermarketlerin politikası gereği baskılanıyordu fiyatlar. Biliyorsunuz son dönemde hükümete yakın, hükümetin amiral gemisi diyebileceğimiz bir medya organı yine aslında hükümete yakın bir süpermarket zincirine hedef almış. Aralarında bir reklam kavgası, paslı paylaşım kavgası çıkmıştı yakın zamanda. Nitekim o zincirlerden bir tanesi yakın zamanda 30 milyon TL'lik bir zarar ettiğini bu fiyat meselesi, işte bu enflasyonla mücadele kapsamında. Özellikle bu tazim satışlardan zarar ettiğini açıklamışlardı. Evet, açıklamışlardı. Evet. Şimdi böyle bir fiyat baskılaması varken sen kalkıp da bu özel marka ürünlerin payını %70'lerden işte %30'lara indireceğiz, onunla sınırlayacağız diyorsan Ticaret Bakanı söyledi bir laf. Jale Özgen Türk yazmış bu hafta. O tarafla da konuşarak bu ciddi bir fiyat artışı getirir. Tüketiciler nezdinde de şimdi tüketici bakıyorsunuz ya gidip de A+ markayı alamıyor ne yazık ki. Gidip o private label dediğimiz özel markalı süpermarketin ürününü alıp bir takım ihtiyaçlarını karşılıyor. Onlar ortadan kalktığı zaman bu da hane halkının sofrasındaki zam oranını daha da yükseltecektir. Zaten şu anda bugün TÜİK'in enflasyon verilerinin inandırıcılığını halk nezdinde yitirmiş olmasının nedeni tamamen işte %9 enflasyon çıktısın ama vatandaşın sofrasındaki enflasyon o kadar değil. Kaldı ki bakın ücretler politikasına gelirsek 2008'in Eylül ayındaki enflasyon %24'tü yıllık enflasyon. Bugün bu Eylül'de %9'du. İkisini ortalamasını aldığımız zaman %35'lik bir enflasyon son 2 yılda ortaya çıkıyor. Yani aslında ciddi bir zam ortada duruyor. Yani enflasyonun falan düştüğü yok. Yani %9 açıklanan tek haneye düştü diye milletin tepkisi de bundan yani. Öyle bir yaygara kopartıyor ki tek hane düşürdük diye. Dezenflasyon süreci yaşanmadan, fiyatların geri gelme süreci yaşanmadan vatandaş buna inanmayacaktır zaten. Yoksa verilerin tamam belki bir takım hesaplamalarda, kalemlerde daha düşük fiyatlar alınabiliyordur ama bunu oynatsan 2-3 puan oynatırsın. Hani 3 puan, 4 puan oynatırsın. Fazla oynatamazsın yani. Gelinen süreç belli %35. Hangi emekçi, hangi beyaz yakalı hatta onu da katalım son 2 yılda %35 zam aldı? Çünkü özellikle orta sınıf kesinlikle o zamları almadı. Tabii yani. Ki, kesinlikle almadı. Yani veya hangi işletme %35 kar açıkladı bankalar dışında. Ciddi karsızlıklarla mücadele ediyorlar. Bakın Pagaya Başkanı çıkıyor zamlı, elektrik zamlarından sonra diyor ki bu zamlar belimizi büküyor. Kaldı ki ihracatçılar nezdinde de şimdi hepsi hükümetle iyi geçinmek derdinden oldukları için kavgalı görünmemek için kapalı kapılar altında bunları söylüyorlar. Hem sanayiciler hem ihracatçılar. Bu zamlar ciddi şekilde belimizi büküyor. Bu elektrik zamları, doğalgaz zamları, enerji zamları üretim yapma şevkimizi kırıyor diyorlar. Zaten bankaların nezdinde kredilendirilemiyoruz. Burada bir sıkıntı var. Bir de bu zamlar üstüne geldiği zaman ciddi şekilde sanayici kesimde sıkıntılar var. PMI dediğimiz satın alma yöneticileri endeksi de 50'nin üzerine çıktı 17 ay sonra. Bir hareketlenme var imalat sanayisinde ama alt metne indiğimiz zaman oradaki maliyetlerde hala artış duruyor. İhracat siparişleri daralmış. İç pazarda biraz hareketlenme olduğu için o etki ederek yukarı çıkartıyor ki yani 9 aydan beri süren bir daralma sonrası da bırakın da iç pazarda ufak ufak hareketlenmeler olsun. Yani dipten dönüş yukarı doğru olsun diyebiliriz. Zamlar, zam politikası bakın iktidar yıkar. Açık söyleyeyim bunu. Yani Ecevit iktidar neyle anlıyor? Zamlarla anlıyor, bilmem neyle anlıyor. Bugüne kadar 17 yıl boyunca AK Parti iktidarının en büyük şansı dışarıdan para gelmesiydi. Ciddi finansman gelmesi, finansmanlarla Türk lirasının değerinin yüksek tutulması. Bu sayede de bu gelen kaynakların hiç hesapsız kitapsız harur parmağın savrulması dönemini yaşadık. Fakat son 2 yıldır artık Batı, bize borç veren Batı, hadi bakalım ödeme yap, itfaiye geç dediği takdirde, ki dedi zaten, onu yapıyoruz. Bu zamların gelmesinin nedeni odur. Bu iktidarda artık işte sosyal medyalarda şurada burada da görüyoruz. İşte Cumhurbaşkanı'nın işte çocuğa bir gofret uzatıp beğenirsen yarın zam yapacağım. Artık bu algı oturmaya başladı halk nezdinde. Her şey zam, her şey zam. Kendi tabanlarında da ciddi bir rahatsızlık var. Şunu biliyorlar ama bu şöyle bir şey var. Yani destek sürüyor, siyasi destek ama azalarak da olsa. Bu kadar zam varken, halk bu kadar yoksullaşma içerisindeyken, yani
çok ciddi şekilde net yoksullaşma içerisindeyken Sayın Bakanımızın çıkıp da hani her şeyden pembe tablolar çizip sıfır cari açıkla %5 büyüyeceğiz, ekonomiyi atlattık, en zor süreci şimdi önümüze bakıyoruz diye hayal satması ne yazık ki halk nezdinde kötü yansımaları oluyor. İnandırıcılık, ekonomiye olan güveni sarsıyor. Bunu söyleyebilirim. Evet. Evet Recep, gerçekten emekçilerin son dönemde artan zamlarla, daha doğrusu üst üste gelen zamlarla belinin büküldüğünü, bir şekilde hayatta kalmasını zorlaştığını söyledin. Şimdi telefon attığımızda çalışma hayatı uzmanı doçent doktor Serkan Öngel var. Serkan Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Serkan Bey, gerçekten biraz önce konuğum Recep Erçin'le de konuşuyorduk. Son dönemde artmayan ücretler ve üst üste gelen zamlar yüzünden çalışan kesim çok ciddi sıkıntılar yaşamaya başladı. Siz aslında Birleşik Metal İş olarak bunun araştırmasını da her ay düzenli olarak yapıyorsunuz. Açlık sınırı nedir, yoksulluk sınırı nedir? Bir aile hayatta kalmak için neler harcamalı? Bunun araştırmasını yapıyorsunuz. Orada gördüğünüz sonuçlar nedir? Türkiye halkı, ücretli kesim özellikle son dönemde ne kadar yoksullaştı? Şimdi tabii yani bu yoksullaşma hangi kritere göre nasıl sorusuyla beraber cevaplanması gereken bir konu. Sonuçta insanların belli bir geçim düzeyi var. Hayatlarını sürdürebilecekleri, idame ettirebilecekleri, insanca yaşanabilecek bir yaşam standardına kavuşması gerekiyor. Bu anlamda Birleşik Metal İş Sınıf Araştırmaları Merkezi yaptığı açlık yoksulluk sınırı hesaplaması önemli bir gösterge. Bu göstergede ye göre de en son ki açıklanan rakam 2013 TL'ydi. Sağlıklı bir insanın ailesiyle birlikte 4 kişilik bir ailenin sağlıklı bir biçimde beslenmesi gereken minimum harcama tutarı. Buna diğer harcama kalemlerini eklediğimizde barınma, ısınma, kültür, ulaşım, bunları eklediğimizde mevcuttaki durum, gerçeklik çok daha net bir şekilde açığa çıkıyor. Tabii hayat pahalılığı derken hayat pahalılığını bu kadar etkin bir şekilde hissetmemiz ya da gerçek enflasyonla, açıklanan enflasyonla sokaktaki enflasyonun arasındaki farkı burada bu süreci hızlandıran, insanların alım gücü anlamında olumsuz etkilendiği bir durum. Son 2 yıllık verilere baktığımızda aslında işte enflasyona rağmen, enflasyona karşın alım gücündeki kayıplar işte sebzede %12 mesela. Bununla birlikte yine bir tek ette bir alım gücü artışı görünüyor. O da biliyorsunuz ithal et meselesiyle birlikte gündeme gelen fiyatlarda bir farklılaşma yaşanmıştı. Şimdi bu enflasyon konusundaki meselenin, yani sokaktaki enflasyonla resmi enflasyon arasındaki farkı temelde temel unsur harcama ağırlıkları. Yani bugün Türkiye'de enflasyonu en çok etkileyen ürün kalemi nedir diye sorarsanız araba fiyatlarını söyleyebilirim. Yani %7 küsür. Dolayısıyla araba fiyatlarındaki enflasyon, araba fiyatlarındaki değişimi ekmek fiyatlarına göre 3 kat daha hassas durumda. Bu da aslında buradaki oynamaların, mesela bir yapılan kampanyanın ya da bir işte benzin, LPG dolum ücreti, mazottaki en ufak oynamanın, ki bunlar siyasal iktidarın zaman zaman yani karar vericilerin kararıyla artan ya da azaltılan başlıklar ki biliyorsunuz düzenli olarak bu rakamlar oynaklık gösteriyor. Yani kimi zaman artış kaydediyor, kimi zaman düşüş kaydediyor. Bunun düşüş kaydettiği dönemlerde genelde ücret zamlarının yoğun tartışıldığı zamanlar oluyor. Bu da işte dediğim gibi hani enflasyonu bir taraftan düşük gösterirken diğer taraftan ücretleri de baskı altına almanın bir yöntemi gibi algılanabilir. Bütün bunları beraber ele alırsak gerek insanların asgari geçim hadleri, gerekse hayat pahalılığının enflasyon oranının üzerinde, halkın temel harcama kalemlerinin enflasyon oranının üzerinde gerçekleşmesi yoksulluğu daha fazla hissetmemize neden oluyor.
Hakan Bey, çok teşekkürler. Gerçekten emekçiler açısından son dönemde artan fiyatları ve zamları nasıl etki ettiğini bize anlattığınız için görüşmek üzere. Görüşürüz. Sağ olun. Hoşçakalın. Evet, Serkan Bey'in açıkçası benzer şeyler söylediniz. Bu aslında herkesin gördüğü de bir durum. Emekçiler son dönemde krizin en büyük kaybedeni gibi oluyor. Önümüzdeki dönemde de kaybedeni olacaklar gibi duruyor. En azından kamu politikası emekçilere yüklenmek üzerine. Enerji şirketlerini kurtarmak için elektriğe gelen üst üste zam aslında bunun belki de en net göstergesi. Milyarlarca dolarlık şirketler ayakta tutmak için, onların sermayedarlarını ayakta tutmak çünkü için. Çünkü o sermayedarları, o yatırımları hükümet yaptırdı. Artık. Şimdi de üst üste elektriğe gelen zamlar aslında o sermayedarları bir şekilde kurtarmak, belki de ona izin veren iktidarı belki de hatta kurtarmak için bir siyasi tercih olarak öne çıkıyor diyelim. Recep Erçin, senle her konuştuğumuzda aslında sen iyi bir ekonomi muhabirisin. Devamlı sahadasın, devamlı ekonominin aktörleriyle bir aradasın. Senden hızlıca son dönemdeki ekonomi kulislerine neler konuşuluyor onları sorayım sana. Bir kulis var yeni, çok gündemde. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu biliyorsunuz bu 15 Temmuz olaylarından filan sonra işte Niyazi Bekçi zamanında alıp Ekonomi Bakanlığı'na bağlanmış özel bir kuruluşken. Daha sonrasında işte TÜSİAD ve TEPAV bunun kurucu üyeliklerinden çekilmişlerdi. Bağımsızlığını yitirdiği gerekçesiyle. Şimdi TAİK, Türk Amerikan İş Konseyi Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ'ın önderliğinde bir grup iş insanı artık tekrardan DEİK'in bağımsızlaştırılması, özelleştirilmesi konusunda. Çünkü çok fazla siyasetin gündeminde kaldı. Bakanlık biliyorsunuz atama yapıyor ve hani iş dünyasını yatırım çekmek karşı ülkelerdeki muhataplarıyla görüşürken çok Ekonomi Bakanlığı gölgesinde kalan bir kurum haline gelmiş DEİK. Biraz bundan çıkıp daha özel bir hale almak istiyorlar. Sonuçta oraların bütçeleri o iş adamlarının cebinden çıktığı için, iş insanların cebinden çıktığı için böyle bir yönde bir girişim var ve bu yönde de ciddi bir baskı oluşturmaya başladılar. İş insanları neden eski Ekonomi Yeni Ticaret Bakanlığı'ndan bu noktada rahatsızlık duyuyor? O sadece bürokrasi mi yoksa uygulamalardan da bir rahatsızlık var mı? Yani uygulama anlamında kimse bir şey söylemedi ama mesela bütçe kullanırken sınırlama getiriyorlar. Şimdi iş adamın dediği şu, yani parayı zaten ben veriyorum. Benim paramla ben niye iş yapamıyorum? Zaten onun bütçesini ben ödemişim. O DEİK'e getiriyorum, iş insanlarını ben üye yapıyorum. Yani aidatlarını ben tedarik ediyorum. Hatta öyle iş konseyleri var ki bazıları aidat ödemiyor, işte onu getiren adam ödüyor mesela. Bazı iş konseylerinde öyle toplu aidat ödemeleri falan yapanlar var. Daha böyle durumu iyi olan iş insanı. Yeter ki orası güçlü görünsün veya orada bazı insanlara gelip de hani ortamı görsünler diye onların aidatlarını onlara ödüyorlar. Böyle bir derneğe üye yapar gibi. Biz böyle yaparken, bu kadar çalışırken niye Ekonomi Bakanlığı'nın gölgesinde kalalım, niye iki tane bürokratın ağzına bakalım şeyindeler, yani modundalar ve açıkçası haklı da sayılabilirler belli konularda. Çünkü daha rahat hareket etmesi lazım iş dünyasının. Bir de yurt dışında baktığımızda mesela TÜSİAD'ın ayrılma nedeni de oydu. Mesela Euro Chambers üyesi TÜSİAD vesaire veya Business Europe üyesi. Şimdi oradaki muhataplar nezdinde çok böyle siyasetin ve hükümetin bir şeymiş gibi, ki Nail Olpak zamanında biraz öyle oldu değil, böyle sözcüsüymüş gibi bir iş adamları, işte müsiyatmış gibi hareket edince inandırıcılığın kalmıyor, etkin kalmıyor. Sana farklı gözle bakmaya başlıyorlar. Ben son dönemde bakıyorum DEİK'in düzenli toplantılara. Yurt dışında Türklerin Türklere propagandasını içeren işte iki tane de yabancının katıldığı toplantılar haline geliyor. Kendi kendimize orada propaganda yapıp oturuyoruz yani. Hatta işte yarısı da İngilizce oluyor, yarısı Türkçe oluyor filan. Böyle bir işlevsiz hale getirdi. Tekrar bu kurumların harekete geçirilmesi lazım. Mesela TİM de bu konuda çok önemli. TİM de çok fazla böyle Ticaret Bakanlığı için bakıyoruz mesela verilere. Biliyorsunuz yani sen daha iyi, hatta çalıştığın daha önce kurumlar itibariyle bütün dünyada düzenli açıklanan veriler her ayın belli günleri açıklanır. Onun bir kurumsallığı vardır. Mesela TÜİK verileri gibi, Merkez Bankası verileri gibi şey. Çin'de bile hani otoriter devlet olan belli zamanlar, belli aralıklarla açıklanır bir takım veriler. Bakıyorsunuz bir ayın 3'ünde açıklanıyor ihracat verisi, bir ayın 5'inde açıklanıyor, bir ayın 2'sinde açıklanıyor, bir ayın 1'inde açıklanıyor. Bakanın programına endekslenmiş. Ama böyle bir şey olur mu yani? Bu kurumsallık nerede kaldı? Bakan hanımın şeyine veya bakan beyin kim olursa olsun yani onun keyfine göre bir şey açıklamıyor. Oy masa program yazılı açıklarsınız yani. Sonuçta burada herkes veri bekliyor ve ona göre bir analiz yapacak. Dolayısıyla verilerin de inandırıcılığı böyle böyle de, kurumsallığı da böyle böyle yok ediliyor. Bu kendi ayağına sıkmaktır. Yani iki şov yapacağız diye kendi ayağına sıkmaktır. TİM gibi çok güzide bir kurumu da bence peşine takmış, sürüklüyor bakanlık. Burada bence bakanlığın bir kendine çevirip dönüp bakıp ne yapmalıyız bu konuda diye düşünmesi lazım. Hem DEİK'te hem çünkü şey nezdinde sıkıntılar var. TİM nezdinde sıkıntılar var. Bunu söyleyeyim. Bir de Serkan'ın söylediği bir şey dikkatimi çekti. Bakın yani tam dedi bu şey meseleleri, enflasyon düşüş meseleleri hep dedi böyle zamlar konuşulurken gündeme geliyor. Yani işçi zamları gündeme gelirken gündeme geldiği zaman dedi şey yapılıyor, öne çıkartılıyor.
bugün itibariyle metal iş kolunda toplu iş sözleşmesi süreci başladı biliyorsun. Yaklaşık 130 bin işçiyi ilgilendiren bir şey. Daha önce de grevleri görmüştük birkaç sene öncesine kadar. Tam da böyle otomotiv sanayini ve beyaz eşya sanayini ilgilendiren, çok kritik bir sektörü ilgilendiren bir iş kolu. Orada bakalım zam oranları nasıl olacak sendikalarla işverenler arasında. Bir ciddi bir çekişme yaşanacak gibi görünüyor. Bir de son olarak şunu söyleyeyim. Yakın zamanda şurada caddede simit alırken dikkatimi çekti. 2 liraydı simit. Twitter'da da yazdım hatta. Verdim 2 lirayı, para üstü dediler beyefendi. Para üstü dedim. Dediler 1.25. Niye dedim, hayırdır, gramı düşürdük. Yani artık böyle enflasyon düşsün de gramı düşürmeye başladık herhalde belli kalemlerde de. Gramflasyon evet, gramflasyon diyebiliriz ona. Bir de biz YouTube'da falan böyle zaman zaman benim partnerimle şey yapıyoruz, ekonomik değerlendirmeler yapıyoruz. Orasına birisinin altına şey yazmış, yani iki tane kiracım var, kira almıyorum aylardır. O kadar zor durumda insanlar diye. Hani idare ediyorum diye. İşler bu noktaya geldi. Hani birileri fedakarlık yapıyor. Ciddi fedakarlık yaparak bu ekonomi hala yürümeye çalışıyor. Ama bunun bir noktası var. Biraz hükümetin kendine uyanıp gelmesi lazım bir hayal satmadan önce. Evet Hacı, çok teşekkürler verdiğin bilgiler için. Özellikle son verdiğin kulislerle alakalı da çok teşekkürler. İş dünyası ve hükümetin iş yapma biçimi arasında bir uzun zamandır, aslında bir süredir bir anlaşmazlık olduğunu biliyoruz. DEİK ve TİM'de yaşananlarda kısmen bunun işareti diyebiliriz. Onun dışında özellikle zamlar ve Suriye meselesi, kamu maliyesi meselesini konuştuk. Kapsamlı bir yayın oldu tekrar. Teşekkür ederim sana geldiğin için. Böylelikle ekonomi politiğin bu hafta sonuna geldik. Haftaya yine aynı saatte görüşmek üzere.